Günaydın sayın izleyiciler. Pektus Derneği sponsorluğunda düzenlediğimiz Bir Nefes Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, konuğumuz Elif Sarıgül, 26 yaşında, kendisi tasarımcı ve konuğumuz da Pektus, Pektus Excavatum. Önce Elif Hanım'ı kendi ifadeleriyle tanıyalım. Evet, hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk hocam. Elif Sarıgül, 26 yaşındayım. Beykent Üniversitesi grafik tasarım mezunuyum. 5 ee, senedir bir şirkette grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Pektus hastalığıyla bir buçuk sene önce tanıştım. Ee, bir arkadaş vasıtasıyla. Ee, bunun için belli bir süreçten geçtim tabii ki. Ben doğuştan bir pektus e, eskavatum hastasıydım. Kaburgam içe doğru çöküktü farkındalığınız doğuştan beri bi biliniyor ailede. Doğuştan beri biliniyor ama e, Pektus hastalığından benim bilgim yoktu. Yani böyle bir hastalık olduğundan bilgim yoktu. Ailede genetik zannediyordum. Çünkü benim baba baba tarafımda vardı yani. bununla ilgili bir kuzenlerimin bir tanesi hatta başka bir yerde ameliyat oldu bununla ilgili. E, ama tabii bana hiç böyle bu şekilde Pektus hastasısın veya senin kaburgan içeri çökük git bir yerde bir muayene ol, hastalığını kontrol ettirdiği bir şey söylemediler. Söyleyen olmadı. Söyleyen olmadı. Ee, daha öncesinde tabii akciğer filmi, MR filmine girdim. Ama hiç böyle doktorların yönlendirilmesiyle bir, e, bir hastalığım olduğunu öğrenmedim yani. Bu tamamen e, şeyle, Kendi kendimle kaynaklı. alakalı. Aynen. Yani bir de e, ileride tabii sıkıntılar olmaya başladı. Benim biraz daha çöküktü. E, bas, bası oranı biraz daha düşüktü, Yüksek. yüksekti. Evet. Ee, bu tabi bende biraz zayıflık, omuzlar içe doğru çökme ve akciğerlerde nefes darlığı vardı, yapıyordu. yapıyordu. evet Bunun ilerisinde e, bir arkadaş vasıtasıyla böyle bir hastalığın olduğunu Öğrendiniz. öğrendik. Tabi araştırmaya başladık. Nereden araştırdın ilk araştırma? Bunu ilk internetten, i̇nternetten. normal internetten araştırma. Google'a girip? Google'a girdim aynen. Pektus? Yazdı. Demedim de hani kaburga çünkü ben tıp dilini bilmiyordum. Bilmiyorsun. Pektus'u sonradan Pektus'u sonradan öğrendim. Sonradan, öğrendim. Ee, sonradan böyle yazınca ortaya sizin videolarınızı gördüm. Yani daha çok e, bu alan üzerine kimler nasıl bir e, başarıya ulaşmış, kimler nasıl bir ameliyat yapıyor. Bununla ilgili e, sizin isminizi gördüm daha önce de. Tabii başka videolar da seyrettim. Evet. Ameliyat seyrettim. Hani daha önce bilmemiş açısından. Ee, bunun sonrasında sizin e, sizinle irtibata geçtim. Yani hastane daha doğrusu Marmara Üniversitesi Hastanesi ile irtibata İtibata geçtim. Geçti. Randevu aldım. Bunun sonucunda kontrollerimiz yapıldı. Film çekildik. Belli bir tahlil sürecinden geçtik. Bunun sonrasında zaten <laughs> direkt ameliyat olmamak kararı verildi yani. O, muayene oldum. Muayene ameliyat kararı verildi. Direkt ameliyat olmama karar verildi. Tabii ben birkaç doktor araştırması ve bunun üzerine biraz daha araştırma yapmayı Yaptın. tercih ettim. Ve bunun sonrasında bir hafta sonra da ameliyat tarihim belirlendi. Diğer doktorlar neler söylediler? Diğer doktorlar akciğerdeki hani nefes alma sıkıntımın olduğunu söylediler. Tabii ben bunu farkında değildim. Çünkü belli bir sağlık problemim yoktu. Yani normal, normal hayat yaşadım. rutin işlerini yapabiliyordum. Aynen herhalde. öyle. Çünkü bu yaşıma kadar hiç kimse böyle bir şey söylemediği için ben de normal şartlarda yaşadım ve hiçbir sağlık sorunum yoktu, yoktu. bunun öncesinde. Ama bu hastalığın erken yaşta tedavi olup ya yani tedavisine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra bazı şeyler kemiklerin ve yapının oturmasıyla belli bir şeyler zor oluyor tabii Daha ki. Daha zor oluyor. Çünkü evet. küçük ben ameliyat olduğum sırada bir ay sonra çocuklar gezip oynarken tabii ben biraz daha onların altında kaldım. belli bir süreç oluyor tabii ki. Ya yani bu yüzden daha 15, 16, 12 yani 12 15 16 yaş arasında bu sağlık sorununu bilmeleri ve direkt tedavi ettirmeleri gerektiğini gerekiyor. düşünüyorum. Çünkü bunun ileriki aşaması çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü daha çocukken evreler daha Büyüme çağında daha iyi oluyor. Daha güzel geçiyor. Evet, bu yüzden e, ameliyat tarihimiz belirlendi. Bir hafta sonra ameliyat oldum. 2018'de. Bir hafta hastanede yattım. E, tabii belli bir ağrılarımız oluyor ama bu da sadece ağrıları geçirmek için belli bir süre hastanede kalıyorsunuz. Yani hastanede bununla... kalma nedeni sadece ağrılar? Aynen sadece ağrılar geçiş, e, işte. geçiş. Yani o evreye alışma süreci ve ee, ağrıları dindirmek için oluyor. Yani yoksa başka bir... Ağrı tedavisi için hastanede kalmak aynen gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa başka bir şeyimiz yok. yani Yoktu. Sadece ağrı için hastanede kaldım. Hemen ayağa kalktın mı ameliyattan sonra? Ee, akşamına kalktım. Evet Akşam kalktım. Akşam kalktım. Ertesi gün normal tuvalete gidiş gelişim. Aynen aynen. Onlarda sıkıntı olmadı. Ee, ama akşamına kalktım. Akşam yemeğimi yedim. Hani Çok sıvıyla güzel. besleniyoruz. Çünkü belli bir zorluk olmasın diye. Evet. Ee, bunun sürecinde birkaç gün yani gene hastanede yürüyüşler oluyor. Kontrollerimiz oluyor. Film falan çekiliyoruz hani belli bir şartlar altında. hani Durumumuz kontrol ediyordu sürekli evet. hemşireler tarafından. Bu konuda memnunum. Yani hastanedeki olan süreçten memnun kaldım açıkçası. Çünkü o ağrı sürecinde bir destek olması çok iyi bir çok önemli. Önemli yani. Evet. Çok iyi bir süreç. Bu konuda siz de tabii ki destek oldunuz onu da biliyorum. Gel her zaman kontrollerimizi yapıyordunuz. Bu konuda memnun kaldım açıkçası. Evet. Bir şey soracağım. Aslında çok güzel ifade ettin. Çok güzel özetledin. Ameliyata kadar ve ameliyattan sonraki süreci. Ee, bu rahatsızlığı fark ettiğinde bir arkadaşım vasıtasıyla buna evet. ulaştın. Biraz yaşın e, ileride normal tedavi e, yaş sınırının ötesindeydi. Evet. O nedenle belki ağrıların biraz fazla olmuştur. Evet. E, ihtiyaç olarak internetten ulaştın. İnternette. Evet. başvuru yeri internet aslında. Ee, bu internette eksik bulduğum bir şey var mıydı? Bütün bilgilere ulaşabildin mi? Şöyle bütün bilgilere tabii hemen hemen her şeye ulaşamıyorsunuz. Yani belli e, kapasitede belli şeyler var. Ama e, isim olarak girdiğiniz zaman hani bir doktorun veya bir hastanenin ismi olarak girdiğiniz zaman daha farklı şeyler çıkıyorsunuz. Şimdi biz daha önce e, böyle bir şey bilmediğimiz için ne tür bir araştırma yapacağımızı bilmiyoruz. Yani ismini kim yapar bu ameliyatı? Çünkü ben bunu ilk duyduğum zaman kalp ameliyatı gibi açık bir ameliyat ve korkulu, rüyalı böyle kanlı <laughs> ameliyatlı bir şey bekliyorum. Çünkü olmayacağım dedi, inad ettim. Yani olmayacağım dedim. Çünkü böyle bir ağrı sürecine giremem. Girmek dedi. istemiyorsun. Girmek istemem çünkü kalp ameliyatı gerçekten zor bir ameliyat. Yani bunun kaburgayı açılmaları, yani onu bir süreci çok kötü bir şey. Yani onun iyileşme süreci de çok çok zaman alıyor. Sonra böyle bir yöntem, kapalı ameliyat yöntemi e, yani seyrettim ve bunu kim yapar? işte en iyi kim yapar? Ve bunun nasıl bir süreçten geçtiğini izlemek adına internette tabii ki bayağı bir araştırma yaptım. Sonra ameliyat olan arkadaşımın yanına gittim. Onu e, baktım, inceledim ve nasıl bir sistem olduğunu gördüm. Çok kapalı bir ameliyatla hani çok ufak bir keside halledilebiliyor. E, halledilebiliyor. O başka bir hastanede olmuştu. Ee, onun doktoru da iyiydi. Ondan sonra onun, onunla biraz konuşarak, istişare yaparak, belli süreçlerini takip ederek sonrasında ben de yavaş yavaş ameliyat fikrine sıcak baktım. Sıcak bakmaya başladım. E, yani. ama dediğim gibi erken yaşta olması daha iyi. Evet. evet. Onu biraz yaşı küçüktü. <laughs> <ben de>. ee, <laughs> evet. biraz... Ee, burada tabii e, bir benim anladığım kadarıyla e, bu ameliyatı geçirmiş bir, bir kişi size rehber oldu. Aynen öyle evet. O zaman e, bu hasta gruplarının ...forumların çok önemli olduğunu söylemek istiyorsun. Evet, aynen öyle. Çünkü onlar size referans oluyor. Belli bir şey geçirdiği süreci size anlatabiliyor. Çünkü tabii. bu şeyleri yaşadım. Biraz sen dikkat et veya hani ağırlık kaldırmaz. Hareketlerine dikkat et. Çünkü bu biraz bedeni kapsadığı için... ...biraz hareket ve bazı şeyler kısıtlı oluyor ilk başta tabii, ameliyat tabii. sürecinde. Çünkü bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Eğilip kalkmada hani belli bir süre sonra tabii ki o açılıyorsunuz zamanla ama tabii o evre önemli. Tabii. tabii. İlk bir ay önemli. Çünkü yatış kalkış kendinizi kasmamanız gerekiyor. E, belli bir hareketlere dönme, sağa sola yatma biraz sıkıntı oluyor ama sonraki aşamalarda tabii ki e, bu açılıyor. Rahatlıyorsunuz yani vücut ona alışıyor. Çünkü dışarıdan bir e, materyal bir vücudunuza tabii, gibi ve tabii. buna alışmanız biraz materyal, evet. zor oluyor. Ama Tabii belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Alışmış yani benim Bir seneye geçti. Şu an rahatım. Ama bazı belli başlı hareketlerime dikkat ediyorum. Onlar da hissettiriyor sana. Onlar şeyi. da hissettiriyor. Çünkü belli bir ağırlık kaldırmamaya dikkat ediyorum. Benim sürecim biraz daha zor olduğu için ben kendime iyi baktım açıkçası. Ve tabii evet. ailem de bu konuda destek oldu. çoğu şeyi yaptırmadılar daha önce hani belli bir şeyden sonra. Yavaş yavaş tabii toparlıyorsunuz. Toparlıyorsun. İşe başlıyorum, işe başlıyorsunuz, belli bir e, çevreniz olduğu için belli bir aktivitelere katılıyorsunuz sonucunda. Bunun için biraz dikkat etmeniz gerekiyor ama sonucunda alışıyorsunuz. Tabii. Yani. Ee, burada e, çok önemli mesajlar var aslında senin konuşmanda. Birincisi buraya bu e, programa geldiğin için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür çünkü ederim, hocam. bu çok önemli bir mesaj aynı rahatsızlığı yaşayanlar evet. için. onlara söyleyeceğin en güzel mesaj zamanında Aynen. tedavi olun. Zaten senin söylediğin yaş grubu da bizim ameliyat için endikasyon olan yaş grubu. Evet. 12-16 yaşları en ideal ameliyat yaşı. Çünkü göz kafesi tam şekillenmeye başladığı yaşlar. Daha erken dönemde de ameliyat ettiğimiz hastalar oluyor. Onların eğer skolyozu, kalbe baskı gibi çok önemli bir semptom varsa bir başka bulgu varsa onları daha erken ameliyat ediyoruz. Şimdi benim bu yaşta da ameliyat olmamın sebebi ilerideki problemlere çözüm evet. aramaktı. Çünkü şimdi omuzlar kaburga bası olduğu için aşağı doğru çöktüğü için omuzlarda bir bas aşağı doğru çöküş oluyor. Bu duruş bozukluğu ve bende de skolyoz başlangıcı vardı açıkçası. Vardı. Tabii bu ameliyattan sonra düzeliyor. Yani ilk anda düzeliyor bu ameliyatta. Evet çıktığınız anda bunu fark edebiliyorsunuz. Hmm, o kadar... Belli bir görüş oluyor yani. Çok dik, evet net dik yani. Dik duruş yani. ve evet. duruştaki düzelme anında görünüyor zaten ameliyattan evet. sonra. Çünkü bu pektusunuzu yani kaburgayı dışarı kaldırdığınız için bu sizin duruşunuz da düzeliyor. Etkiliyor. etkiliyor. Evet, evet. Çok güzel. Bu yüzden ileriki aşamada şimdi ben bayan olduğum için ileride kalpte bası olduğu için sıkıntılar olabilir. Yani tabii olabilirdi. tabii. Çünkü e, i̇leride ileride hani olursa hamilelik, hamilelik süreci olabilir tabii. Akciğerlerde daralma tabii, olabilirdi. Tabii. Yani tabii. bunun için ben sırf ilerisini düşünerek yani görüntü açısından değil de benim daha çok ileriki safhayı düşünerek sağlığımı için düşünerek evet. bu, bu ameliyata karar verdim. Evet. Doğru söylüyorsun. Bizim en yaşlı hastamız 59 yaşındaydı. Evet. E, bu hastamızın bize gelme nedeni e, nefes darlığı, çarpıntı idi. şikayetleri şikayetleriyle kardiyoloğa gidiyor. Derinin göğüs duvarı deformitesi var. 59 yaşına kadar hiçbir şikayeti olmamış ama o sene başlamış şikayetleri. Ve biz bu hastamızı e, ameliyat ettikten sonra bütün şikayetleri kaybolmuştu. Evet. E, o yaşa bırakmamak gerekiyor tabii. Çünkü çok ileride bası olduğu için kalbe dayanma, dayanıyor tabii, değil mi? Tabii Çünkü iki tarafta akciğer olduğu için evet. kalp ortada kalıyor. Önünden de deformite oraya baskı yaptığı için kalpte çarpıntı, evet. kalbin eğer... Efor yaptığınız zaman, aşırı hareket yaptığınız zaman kalp o boşlukta yeterli, rahatlıkla çalışamıyor. Bu da çarpıntıya sebep olabiliyor. Göğüs ağrısına, kalp ağrısına evet. sebep olabiliyor. O nedenle o aşamaya getirmeden zamanında tespit edip bunun ameliyatını yapmak lazım. Tabii bizim için ideal ameliyat yaşı genellikle 17-18 yaşından önce. Yani. Ee, ama bunda şimdi benim de biraz hatam var. Ailevi bir durum da olabilir. Çünkü hani böyle bir e, sürece nasıl, neden baktırmamışız? Yani belli bir aşamaya gelmeli miydi? Yani bu zamana kadar bırakılmalı diye de çok da tartışıyoruz bu konuyu <laughs> aile içinde. Çünkü e, bir de şöyle sağlık problemi yaşamadığım için hani daha çok öyle hani, bir arayışa girme Öyle bir arayışa da girmedim açıkçası. Çünkü hani Görüntüden ziyade sağlık daha benim için önemliydi. Hani böyle bir sıkıntım olmadığı için de arayış içinde de bulunmadım. Ta ki bir sene öncesine kadar hani böyle bir arkadaşın e, aynı a, olmasaydı aynı durumda. Ben de daha da araştırmazdım aynı herhalde için, diye evet. düşünüyorum. Ama bu benim için biraz daha iyi oldu sanırım. Çünkü daha da ilerisi, daha da daha sorun demekti. Tabii, tabii. Bu zamana kısmetmiş diyelim öyle bu şekilde tabii, ameliyata tabii. karar verdik ameliyat olduk. Tabii Hı. çok e, aslında doğru bir karar vermişsin. Burada e, bir şey biraz önce hani geç kalmış ailemin zamanında e, bunlara dikkat edip etmediğini evet. sorguluyorsun. Tabii bu ameliyat yeni bir ameliyat aslında. Yani son 10-15 senenin popüler ameliyatı. Belki sen, sen 26 yaşında değil de. Belki 10-15-6 yaşında yaşamışım <laughs> demek biraz daha benim için daha iyi olacaktı. Daha iyi olabilirdi tabii. o şeyleri... Kısmet artık bilmiyorum. O zamanın şartları cesaret edebilir miyim onu da bilmiyordum. Çünkü tabii. çocuk çocuksunuz. Yani bunu tabii. aileniz karar veriyor. Siz veremiyorsunuz. Yani onu ilerisini göremiyorsunuz. Burada sen mi karar verdin? Ailenin bir etkisi oldu mu? Yani %50-%50 diyelim. Çünkü onların da bana katkısı olması zorunda. Çünkü belli bir destek alıyorsunuz sonuçta. Tabii kendi kararım da vardı ama %50 %50 aileyle ortak karar verdik. Aile ee, evet. Çünkü zor bir süreç. Çok güzel bir paylaşım yapmışsınız. %50 güzel, %50. yüzde Aynen öyle. Çünkü <laughs> e, ne kadar söz sahibi kendim de olsam onların da var tabii ki. Tabii. Aile bu konuda çok önemli hocam. Çünkü e, belli bir süreç yani ailenin takip etmesi gerekiyor. Çocukken buna idrak edemiyorsunuz. He. Hani benim böyle bir hastalığım var. Neden buna baktırmadık? diyemiyorsunuz küçükken. Çünkü onu bilmiyorsunuz. Yani yaşınız ufak. Tabii, böyle tabii. şeyleri kavrayamıyorsunuz. Ya bu yüzden ailenin bilinçlenmesi çok önemli. Hmm. Yani ailenin bu tarz şeyleri bilmesi çocuğunda varsa bir hastalığı problemi daha öncesinden yaptırması bence en önemli en kural evet. diye düşünüyorum. Evet. Çünkü ben muayene olduğum zamanlarda hastanede e, küçük çocuklar mesela onların da çöküklüğü veya dışarı çıkık kaburgaları varsa ailesi direkt getirmiş o yaşta. Hmm. Yani ben niye gelmedim? Benim niye böyle bir sorunum olup da ailem beni getirmedi diye açıkçası düşündüm. düşündüm yani evet. bunu kendi içimizde de tartıştık. Ne diyorlar? Ailen buna ne dedi? Ee, çünkü belli bir hastalığım yoktu hocam. Ama şöyle bir zayıftım. Yani ben doğduğumdan beri zayıf bir hmm. yani ailem de zayıf. Çok kilolu bir aile değiliz. Biraz genetik de. Biraz külü alamama herhalde bunun şeyi e, hastalığın şeyleri işte omuz, evet. omuzların içe çökmesi biraz da onlar herhalde varmış ama biz tabi bilmiyoruz böyle bir Ailen şey. Ailen seni yani bu farkındalığı yaşayıp alıp bir çocuk doktoruna götürüp ya böyle bir sorunumuz evet. var ne dersiniz hiç demedi. Dememiş. Ama şöyle bir durum var ben iki kere MR'a girdim Akciğer filmi çok çekildim yani bu mesela doktora gittiğiniz zaman muayene oluyorsunuz. ...biri de doktor da de demiyor ki senin böyle bir rahatsızlığın var... ...kaburgan niye çiçekir? Şunu yapsanız çökülüyor... ...bunu demiyor. yapsanız veya böyle bir e, araştırmaya girseniz... ...bir araştırma hastanesine gidip bir muayene olsanız... ...hiçbir doktor demedi... ...belki deseydi biraz daha... ...erkenden Erken önlemimizi almış olurdu... ...aslında e, Elif biliyorsun... ...bizim bir derneğimiz var ve evet. dernekle... ...farkındalığı artırmaya çalışıyoruz... Evet. ...dernek yani... E, ...hastalığı... Hast, ...ameliyat olmuş hastalara yardımın ötesinde toplumda farkındalığı yaratıp evet. bu senin küçüklüğünde olduğu gibi hiç bununla ilgili sorun yokmuş gibi davranan ailelere de ulaşmaya çalışmak. Derneğin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Zaten evet. derneğe de üyeyim. Dernek bu konuda gerçekten çok çalışmalarını takdir ediyorum. Çünkü belli bir hastalarla çok ilgileniyor ya da aradığınız zaman ulaşılabilirlik çok önemli. Tabii. Ve her zaman bu şekilde imkan olmayabiliyor. Ve derneğin bazı aktivitelerine ücretsiz katılabiliyorsunuz ve evet. bu konuda yardımlaşma çok önemli. Bizim bir WhatsApp grubumuz var hastalarla. Bu Çok güzel. anında yazdığı sorulara cevap bulabiliyorsunuz. Yani her evet. zaman hastalar kendileri şikayetlerini karşı tarafa aktarıp onlarda var mı yok mu kontrol edip bunun sonucunda hem sizlere hem de birbirleriyle iletişim kurma aşaması oluyor. Yani evet. bu konuda çok güzel. Yani ben ameliyat olduğum zaman bu WhatsApp grubu kurulmuştu. Yeni bir sene önce falan. Bu hasta üyeleri bayağı çoğalıyor. Çok faydalanıyorsunuz. Çok faydalanıyoruz çünkü herkes kendinden bir şeyler söylüyor. Var mı yok mu veya bende bu şekilde sizde de var mı gibisinde veya benim böyle bir hastalığım var sizde var mı veya süreç nasıl oluyor? Ameliyat olduysanız nasıl evreleri? Yani bu bu konuda birbirimizle iletişim kuruyoruz Çok sürekli. Güzel, evet. Ve e, her zaman da birbirimize yardımlaşma sağlayabiliyoruz. Evet, evet. Bu konuda iyi. Dernek de faydalı. Evet. WhatsApp grubu da faydalı evet. ve Farkındalığı artırmak her Aynen. zaman bununla ilgili evet, faydalı. Elif çok teşekkürler. Ben çok teşekkür güzel edeyim, bilgiler hocam. verdin Vallahi katıldığın için. Ben mutlu oldum beni davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah böyle her hafta, her ay bir e, hastalarımızdan memnuniyet ifadesi olarak birini i̇nşallah. davet edebiliriz. Ben memnunum. Edebiliriz. <laughs> i̇şte katılanlar da memnun olur diye tahmin çok ediyorum. Çok teşekkürler. Inşallah. Çok sağ olun Elif. Ee, evet sayın seyirciler bir nefes sağlık programının bir tanesinin daha sonuna geldik. Gelecek hafta buluşmak üzere sağlıcakla kalın.